İyi akşamlar Sayın Seyirciler. Bitlis gündemi programıyla karşınızdayız. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu akşam programımızda Bitlis'teki tarımı konuşacağız. Tarım alanında yapılan projeleri, çalışmaları öğreneceğiz. Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Bülent Korkmaz bizlerle birlikte. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Bitlis'in tarım potansiyeli hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Neler yapılıyor, nasıl gidiyor çalışmalar? Öncelikli olarak ekranları başlarında gerek Bitlis ilimizde gerek ulusal anlamda tüm Türkiye'de bizleri izleyen herkese, tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Bitlis ilimiz iki sektörle çok fazlasıyla ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi tarım ve hayvancılık, arıcılık sektörü, diğeri turizm sektörü. Evet. Biz bu akşam tarımı, hayvancılığı, arıcılığı, su ürünlerini hep beraber konuşacağız. Tabii 1 milyona yakın küçükbaş, koyun, keçi varlığımız mevcut. Yine 90 bin, tabii bu zaman zaman değişiyor bu rakamlar. Büyükbaş hayvan varlığımız var. Bunun içinde işte manda 5000, 6000 civarında bir manda varlığımız var. Özellikle Göroymak ve Mutki ilçelerimizde. Arıcılık Bitlis için adeta Bitlis arıcılıkla anılan bir şehir. Balıyla anılan çok meşhur kaliteli bir balı var. 100.000 civarında arılı kovan varlığımız var. Bu ortalama yılda 2000 ton bir bala tekabül ediyor. Bir bal üretimi var Bitlis ilinde. Tabii hayvancılığın yanı sıra yine çok önemli bir tarım potansiyeli var. Bugün özellikle Adil Cevaz ve Hizan'da 5000 ton civarında Mutki ilçelerimiz 5000 ton civarında bir ceviz üretimi var. Ciddi bir domates üretimi olan bir şehir. Patatesi ihracata gidiyor artık. Çok önemli bir patates üretim merkezi ülkemizde. İlk 10 il arasına girmeye başladı Bitlis ki bu 60 bin tonlardan 120 bin, 150 bin ton rakamlarına ulaştı. Çok ciddi bir artış var üretimde de. Yıllara göre tabii değişiklik gösteriyor bu rakamlar. Yine dediğim gibi manda Göroymak ilçemizde adeta orayla özdeşleşmiş. Yani ağırlıklı olarak Ahlat ve Adil Cevaz ilçelerde olmak üzere 70 bin civarında buna Göroymak da dahil bir buğday üretimi. Tabii bu kadar hayvancılık potansiyeli olan bir ilde haliyle yem bitkileri. Evet. Çünkü hayvancılığın en temel girdisi kaba yemdir. Bakanlığımızın verdiği desteklerle de ilimizde çok iyi bir noktaya ulaştı. Özellikle Yonca, Korunga bu anlamda önemli ekilişler yapılıyor. Yani hem hayvancılığı, hem arıcılığı, hem tarımıyla çok zengin bir potansiyeli olan Bitlis ilinde %50'nin üzerinde istihdam sağlayan bir sektör. Yani çok da ciddi aktif çalışan nüfusun %50'nin üzerinde tarım ve hayvancılık sektöründe Bitlis ilinde istihdam ediliyor. İstihdam rakamının büyüklüğüne de bakıldığında Bitlis için ne kadar önemli bir sektör olduğu bir kez daha anlaşılıyor tarım ve hayvancılık sektörü. Bülent Bey, tarım sektörü hani her yıl aynı geçmiyor. Hani bazen olumsuzluklar oluyor, bazen farklı geçiyor. Evet. Yani 2013 yılı tarımını değerlendirin desek neler söyleyeceksiniz? Tabii çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani tarım adeta açık bir fabrika gibidir. Evet. Tamamen doğal şartlarda siz üretim yapıyorsunuz. Hı hı. Çiftçimiz tarlasını sürüyor, tohumunu atıyor tarlaya, emek veriyor, evet, gübresini atıyor. Yani sulu tarım olmayan alanlar için söylüyorum. Özellikle kuru tarım alanlarında ondan sonra yani tamamen yağış miktarlarıyla alakalı elde edeceği verim. Yani o sene eğer şayet yağışlı geçerse çiftçimizin yüzü gülüyor.
Çünkü bereketli, verimli bir yer oluyor. Ama zaman zaman yağış değerlerinin düşük olduğu, kurak geçen yıllar da oluyor. Allah'a şükür 2013 yılı öncelikli olarak bizim de çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bizim de yüzümüz güldü haliyle evet. Çiftçimizin yüzü görünce. Çünkü çok yağmurlu bir yıl geçti. Yağış sadece tek başına yağmasından ziyade o yağan yağmurun özellikle bitkinin suya ihtiyaç duyduğu dönemlerde yağması nedir? Bitkisi için işte Mayıs, Haziran nispeten Temmuz'un başına kadar belli bir dönemde yağışın yayılarak yağması bizim en çok arzu ettiğimiz durumdur. Ve biz bu sene o optimum şartları yakaladık. Son derece uygun bir yağış oldu. Haliyle buğday verimimiz geçmiş yıllara göre daha iyiydi. Domates verimi, patates yani birçok üründe hakikaten özellikle yem bitkileri üretimi, az önce hayvancılık rakamlarımızı söyledim. Çok işte bildiğimiz buğday samanı daha önceki yıllarda 40-50 kuruşa kadar fiyatı yükselmişti. Şu an piyasada eski parayla işte tonu şu an 150 lira yani şimdiki 150 TL civarında 200 TL değişiyor. Yani piyasa şartlarına göre yine yonca samanı da işte 400'de 600 TL arasında ton miktarı. Oysa ki daha önceki yıllarda bu rakamlar neredeyse iki katından daha fazlaydı. Maliyetler düşünce en önemli hayvancılıkta yemdir maliyet açısından. Haliyle çiftçimizin yeme verdiği para bugün Allah'a şükür çiftçimizin cebinde kalıyor. Bu da artı bir değer bizler için. O zaman şunu diyebiliriz. Yani diyelim ki bu yıl tarım iyi geçti. Hani güzel oldu. Bu sefer yem fiyatları düşüyor. Onu diyebiliriz değil mi? Yani yağışın olumlu, yani yeterli yağış yağması, sıcaklığın uygun olması. Tabii bunlar iklimle alakalı veriler. Diğer yandan çiftçimizin diğer tarım tekniklerini de doğru tohum seçimi, doğru toprak sürümü, yeterli gübreleme. Bunları da yaptığı zaman çiftçimiz bir arada yağış da uygun oldu mu daha çiftçimiz olmuş, maksimum verim. İşte biz diyoruz ki doğru tarım teknikleri, doğru üretim ve neticede çiftçinin bu işten beklenen geliri elde etmesi bu şartlar altında mümkün. Dediğim gibi Allah'a şükür bu sene bu şartların hepsi bir arada oluştu ve biz de bu anlamda son derece memnun kaldık. Bülent Bey, çiftçilere ödenen bir takım desteklemeler var. 2013 yılı tarımsal desteklemelerden ve 2012 yılında ödenen desteklemelerden bize biraz bahseder misiniz? Tabii tarım Bitlis'te son derece yaygın bir sektör. Dolayısıyla bu kadar kişiye istihdam alanı olan bir sektörün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çok ciddi bir şekilde desteklemektedir. Evet. Yani mazot desteği çiftçimize verilen, gübre desteği, toprak analiz desteği, prim desteği ürününü sattığı zaman, organik tarım yaptığı zaman organik tarım desteği, küçükbaş hayvancılık, anaç, koyun, keçi desteği, büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize büyükbaş... Hepsinin ayrı ayrı değil mi? Yani 15-20 adet kalemde süt desteği, buzağı desteği, manda desteği. Yani birçok sektöre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitlis ilinde destek vermektedir. Tabii ki bizim gayemiz üreten çiftçimizin, çalışan, emek veren çiftçimizin bu desteklerden yeterince faydalanması için yoğun bir çaba sarf ederek bütün bunları çiftçilerimize paylaşıyoruz. Gerek bilgilendirme mesajları, gerek köy toplantıları, gerek işte gerçekten Bitlis TV'nin katkısı da yani burada sizlerin hakkını teslim etmek lazım. Çok ciddi desteğiniz var bizlere çiftçiyle
bir araya bu gelme, bu mesajları çiftçiyle paylaşma anlamında. Yani birçok desteğimiz var, birçok proje var. Buna şartları uygun olan çiftçilerimiz, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat ediyorlar ve biz çiftçilerimizi her sene bu desteklerden yararlandırıyoruz. Evet. Geçen sene yani bu bahsettiğim tarım ve hayvancılık desteklemeleri anlamında 30 milyon eski parayla 30 trilyona yakın hibe. Bakın geri iadeli değil, karşılıksız çiftçiye nakdi destek yani sağlandı. Yani çiftçi o parayı alıyor ama bir daha geri ödemiyor. Ödemiyor. Onu mazot olarak, gübre olarak veya hayvana yem olarak. Yani biz üretim yapan, çalışan, emek veren çiftçimize bir destek sağlıyoruz. Bütün maliyetlerini düşürüyoruz. Bütün çiftçilere destekleme sağlanıyor mu? Yoksa herhangi bir kriter, belli bir çizgi var mı? Tabii bütün bu desteklemelerin belli kriterleri var. Yani bir mazot, gübre ve toprak analizi desteği alabilmesi için çiftçimizin arazisi olacak. Bu arazisini işleyecek çiftçi kayıt sistemi dediğimiz bakanlığımızın bir temel kayıt sistemi var. Burada kaydını yaptıracak. Biz toprak analizini yaptıracak. Biz de dekar alan bazlı olarak bu çiftçimize gerekli destekleme ödemelerini yapıyoruz. Evet. Peki ilimizde kırsal kalkınma ve Doğu Anadolu projeleri kapsamında uygulanan herhangi bir proje var mı? Ya da uygulanıyorsa ne tür projeler uygulanıyor? Devam eden bir proje var mı? Şimdi hakikaten Bitlis ili kırsal kalkınma yatırımlarından en iyi faydalanan illerimizden bir tanesi. Yani ben şöyle sektör başlıklarına bakıyorum. Salça fabrikasından tutun. Tulum peyniri fabrikaları. Yani daha önce Bitlis'in kendine has bir markası yokken, işte başka iller burada fason üretim yaparken, bugün Bitlis kendine has markalarıyla, özellikle tulum peynirinde, yani hani az önce dedim ya 800 bin, 1 milyon küçükbaş yazın özellikle göçer hayvancılık da ilimize geliyor. 1 milyona yakın bir hayvan popülasyonu. İşte o küçükbaş hayvanların sütünü burada tesislerimiz alıyor ve bunu tulum peynirine çeviriyorlar. Evet. Ve bu tulum peynirlerinin birçoğuna da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma yatırımları adı altında %50 hibe desteği verdik. Bu da karşılıksız. Karşılıksız. 600 bin TL'ye kadar yapılan tesislere %50 hibe yoluyla bu yeni tesis yapan veya kapasite artırımı uygulayan müteşebbislerimize destekleme yapıldı hibe olarak. Tabii hem bu yatırımcılarımız kendi bir çıktı var ortada. Evet. Yani şimdi işte dediğim gibi belki onun üzerinde bugün tesis var ortada ve üretim yapıyorlar. Şimdi sadece bunların tek başına yatırım yapmaları bir tarafa, bir de bunların süt aldığı çiftçiler var. Bakın siz bir tesis kuruyorsunuz bir ilde, bir yatırımı teşvik ediyorsunuz, destekliyorsunuz. Akabinde o çiftçiden süt alarak onun sütüne de aynı zamanda pazar sağlamış oluyoruz. Bakın ne kadar mükemmel bir model. Yani yatırımcı da kazanıyor, doğrudan istihdam sağlıyor. Orada işsiz gençler o tesislerde çalışıyor. Aynı zamanda o tesis hayvancılık yapan çiftçimizin sütünü de satın alarak o çiftçimize de bir pazar sağlanmış oluyor. Yani yatırımcı için de aslında bulunmaz bir nimet, destek çok, almak. Çok onun gerçekten yani bölgede bu anlamda çok ciddi teşvikler var. Bu program devam ediyor. Yani açıklandığı zaman yılın belli dönemlerinde teklif çağrılarımız oluyor. Bunu yine kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mesela daha önceki yıllarda da Sayın Valimizin katılımıyla biz potansiyel yatırımcılarla bu konuda bir toplantı yaptık. Çağrıyı paylaştık proje şartlarını yatırımcılarla. İl müdürlüğümüz bünyesinde bir proje destek ofisi kurduk. Yani yatırım yapmak isteyen herhangi bir yatırımcı gerek benimle gerek proje destek ofisindeki uzman personelimizle gelip yatırım yapmak istedikleri alanlarda, yatırım yapmak istediği konuda bilgi alabilirler. Dediğim gibi yani daha önceki program şartlarında 600 bin TL'ye kadar bir proje ve bunun %50'si 300 bin TL'ye kadar birçok işte tulum fabrikaları, salça fabrikası, sebze meyve işleme, sucuk fabrikası, turşu fabrikası, organik ürün işleyen, yani doğadaki yabani bitkileri toplayıp kurutup satan birçok
çok tesise bu program kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarında biz destek verdik. Bu sadece işin yatırım boyutu. Bir de doğrudan tarlasında üretim yapan çiftçimize yine bu program kapsamında makina verdik. Yani eskiden birçok insanın yapmış olduğu bir şey, işi bugün tek bir makine yapıyor. Evet. 1200'e yakın, 1200 civarında önemli bir rakam Bitlis ilinde makine, ekipman ve sulama desteği sağladık çiftçilerimize. Ben Hizan'a, Mutki'ye gittiğimde işte özellikle kırsal köylerimize bakıyorum işte bayanlar bahçe traktörüne binmişler, süt sağmaya gidiyorlar. Ne güzel. Yani daha önce belki belli bir yolu yürüyerek yani o kadar kırsal hayatı kolaylaştırdı ki, bu sadece bir örnek. İşte patates söküm makinesi, işte hububat tarma makinesi, sap toplamalı saman makinesi, balya makinesi. Daha önce işte çiftçimiz daha çok saman yapmayı tercih ediyordu. Özellikle bütün balya makinalarını destekledik. Özellikle sılaj makinaları, süt sağım, yani sütün daha hijyenik, daha kaliteli olarak sağılması ve soğuk zincir içerisinde tanklara aktarılması için şeyi destekledik. Süt sağım sistemlerini destekledik. Yani Bitlis'teki tarım modeli verilen bu desteklerle ciddi anlamda değişti. Yani eski tabiri caizse babadan dededen kalma yöntemler yerine daha bilimsel, daha modern verilen teşviklerle daha fizibil bir üretim yapılmaya başlandı. Bunun yanı sıra işte hayvancılık projeleri, mesela 10 taneye yakın büyük ölçekli, yani tabii bir Ziraat Bankası'nın verdiği ciddi krediler de vardı. Sadece yine ben hibelerden bahsediyorum. 10 tane hayvancılık tesisine 2,5 milyon TL doğrudan yine hibe desteği aktardık. Yeni yatırım kuran yatırımcılarımıza. Şu an 10 tanesi tamamlandı, 7 tanesi de devam ediyor. Evet. 50 baş ve üzeri, yani 50 başla 300 baş üzeri. İşte bir yatırımcı 50 baş, 100 baş, 200 baş bir işletmede hayvan besliyor. Bu hayvanları otomatik makinalarla sahamını gerçekleştiriyor. El değmeden sahamını gerçekleştiriyor ve İlimizde kurulan iki tane büyük ölçekli bir de şey var, peynir, yine yoğurt, ayran üreten büyük ölçekli işletmeler de var. Oralara süt satıyorlar. Yani hem üretim arttı hem de bu işte sanayicilerimiz süt duyuyorlar. Ben mesela her iki işletme sahibimizle de görüşüyorum. Sütlerinin büyük bir bölümünü bu tarz yapılmış kooperatifler veya büyük ölçekli işletmelerden, özellikle DAP'ta kurulan hayvancılık işletmelerinden alıyorlar. Yani bakanlık teşvik ediyor, destek veriyor. Karşılığında sanayiciyi de üreticiyi bir araya getiriyoruz. Hem pazar hem istihdam sağlanmış oluyor bu noktada. Yani bu makinalarla, ekipmanlarla şu da şöyle bir açıkta kapanıyor. Yani önceden hani insanlar hem zaman kaybediyorlardı hem de yoruluyorlardı. Artık bu makinalarla hem zamandan tasarruf ediyorlar hem de güçlerinden tasarruf Tabii, ediyorlar. Tabii yani bir işletmedeki hijyen ürünler ortaya iş gücü de azalıyor. Daha az iş gücüyle bir de daha modern, daha bilimsel. Şimdi bir sanayici belli kalitede süt ister. Evet. Belli kaliteden kastettim işte bakteri sayısının belli bir oranda olduğu, somatik hücre sayısının belli bir oranda olduğu, yani sanayicinin istediği kalitede süt üretebilmesi için çiftliklerin, yani ben hep işletme diyorum ama aslında asıl karşılığı çiftlik. Evet, bu çiftliklerin kaliteli süt üretebilmesi için mutlaka mekanizasyon kullanmaları gerekiyor, makine kullanmaları gerekiyor, daha bilimsel bu işi yapmaları gerekiyor. Biz de çiftçimizin daha modern, daha bilimsel yapması adına bu işletmelerimize çok ciddi destekler veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Şu an hala teklif çağrılarımız açık. Evet. Özellikle 50 baş ve üzeri, 50 baş ve üzeri büyük baş hayvancılık yapmak isteyen yatırımcılarımıza sizlerin aracılığıyla buradan ben sesleniyorum. Evet. Yine il ve ilçe müdürlüklerimizle irtibata geçebilirler. Yeni hayvancılık yatırımı yapmak isteyen, işte hayvan alımı dahil yapacağı inşaat, hayvan barınakları dahil, süt sağım
mekanizması dahil olmak üzere destek veriyoruz bütün bu sistemlere. Gelip il ve ilçe müdürlüklerimizden detaylı bilgi %40 oranında bu işletmelere biz hibe desteği veriyoruz. Çiftçiyi bu şekilde teşvik etmiş oluyoruz. Tabii olursunuz. Yani hem teşvik ediyoruz hem üretimin artışı yani hem Bitlis'in hem ülkemizin kendi kendine yeterliliği anlamında da çok önemli destekler veriliyor. Bülent Bey, bu keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasına gidelim. Tekrar devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, Bitlis İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Bülent Korkmaz bizlerle birlikte Bitlis'in tarımını konuşup değerlendiriyoruz. Çok kısa bir reklamın ardından tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklamın ardından programımıza devam ediyoruz. Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Bülent Korkmaz bizlerle birlikte. Evet Bülent Bey, projelerden bahsediyorduk. Su tarımla ilgili projeleriniz var mı? Neler yapılıyor bu alanda? Gerçekten Bitlis ili özellikle Ahlat, Adi Cevaz, Göroymak, Tatvan'ın belli kesimi sulu tarım anlamında çok önemli mesafe kat etti. Bu yıl özellikle sulama projelerinde Bitlis ili Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı tarla içi bireysel sulama sistemlerinde burada hakikaten çok güzel bir gelişme yaşandı. Bitlis Türkiye üçüncüsü oldu. Ne güzel. Yani Konya birinci oldu. Diyarbakır ikinci. Bitlis ili proje üretme ve proje uygulamada sulama projelerinde üçüncü oldu. Tabii bu sulama projelerinde bu sayıya ulaşmamız beraberinde yeni alanların, yeni tarım alanlarının sulamaya açılması, bitki desteğinin genişlemesi ve verimin artması. Şimdi su demek verimin artması demek. Evet. Yani çünkü siz su vermediğiniz zaman haliyle verimi alamıyorsunuz. Ama bizim Bitlis ilinin sulama projelerinde Türkiye'de üçüncü olması hem ciddi anlamda bir kaynak aldı hem de ciddi projeler uygulandı. Yine aynı şekilde şu an DAP İdaresi Başkanlığı tarafından il üzeri idaresine de kaynak aktarılarak yeni bazı köylerimizde yine sulama yatırımları yapılıyor. Yani sulamaya uygun alanlarda da gerek tarla içi gerek diğer yatırımlarla sulamaya da ciddi destek ve teşvikler verilmektedir. Hayvan sağlığından biraz bahsedelim istiyorum. Aşılama, küpeleme gibi hayvan sağlığı hizmetleri nasıl yapılıyor? Ve bu hayvanların kayıt altına alınması nasıl oluyor? Nasıl bir süreç izleniyor? Şimdi güvenilir gıdanın birinci aşaması gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde. Bizim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bir sloganı var. Sürekli güvenilir gıda diyoruz. Yani tüketiciye, halkımıza güvenilir gıda sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde bizim sağlıklı bir üretim birinci aşamada sağlıklı bir üretim yapmamız gerekiyor. Bu anlamda hayvancılık işletmelerinde bu yıl içerisinde çok yoğun bir şekilde özellikle Brucella hastalığına karşı, şap hastalığına karşı, işte diğer hastalıklara karşı hem aşılama yapılıyor belli bir program dahilinde büyük baş işte küçük başta hem de biz veteriner hekimimiz bir işletmeye gittiği zaman diyelim ki işte bir köyümüzde Külüce köyünde Ahmet amcanın işletmesine gitti hayvanlarına aşı yapacak. Giden veteriner hekim veteriner sağlık teknisyeni hem aşıyı yapıyor hem de hayvancılık desteklemeleri hakkında o çiftçimize bilgi veriyor. Bir de genel hayvan barınakların olması gereken yemlemedir. Nasıl yemleyeceği hayvanın veya nasıl bakacağı o konularda da bilgilendirme yapıyor. Yani hem hayvan sağlığı hizmetleri hem de beraberinde diğer eğitim hizmetleri
yapılıyor. Bu anlamda bütün köylerimizde, bütün ilçelerimizde bu yıl içerisinde işletme ziyaretleri yapıldı. Ne güzel. Yani kontrol edildi değil mi? Demek hem büyükbaş hem küçükbaş. Hemen bütün işletmelerimize en az veteriner hekimlerimiz bir kez gidip orada gerekli sağlık hizmetleri çiftçimize veriyorlar. İşin bir diğer boyutu bir de bizim üretilen her şeyi kayıt altına alma gibi bir hedefimiz var. Yani biz ne üretiyoruz? İhtiyacımız ne kadar? Bunun planlamasını, desteklemeleri nasıl yapacağız? Bunun planlamasını yapma adına doğan her hayvanı kayıt altına alıyoruz. Bu anlamda bu yıl içerisinde büyük başta 20 bin, küçük başta 240 bin civarında yeni doğan hayvanı kayıt altına aldık. Şimdi kayıt altına alma şu anlamda da önemli. Hem hayvan varlığımızı biliyoruz, bu önemli bir şey. Hem de desteklemelerimiz nasıl olacak? Yani bu politika belirleme noktasında da siz eğer potansiyelinizi bilemezseniz bir strateji belirleyemezsiniz. Bu anlamda da hem sağlık hizmetleri veriliyor hayvancılık işletmelerine hem kayıtları tutuluyor. Yani belli işletmelerimizin süt kayıtları bile tutuluyor. O işletmede ne kadar, kaç litre süt üretiliyor? Bunlar hep kayıt altına alınıyor. Bir de kayıt altına almanın diğer bir avantajı da o çiftçimize nihayetinde biz destek veriyoruz. Şimdi kayıt dışı olduğu zaman o çiftçimizin destek alma şansı yok. Evet. Burada bir model öngörüyoruz. Sürekli vurguluyorum bu modeli. Çiftçimizi eğitmek. Eğitiyoruz. Eğittiğimiz çiftçimizi işte birliklerle, kooperatiflerle, üretici örgütleriyle bir organizasyon içerisinde örgütlüyoruz. Beraber hareket etmeleri, beraber üretmeleri, pazarlama stratejileri anlamında eğittiğimiz tarımsal anlamda örgütlenme, tarımsal örgütlenme şemasını oluşturduğumuz çiftçileri bir de destekliyoruz. Evet. Yani böyle bir model. Bu anlamda da Bitlis'te tarım ve hayvancılıkta bu modelde hakikaten çok da başarılı bir şekilde yol aldığımızı söyleyebilirim. Hayvan varlığımız 60 binlerden 90 binlere ulaştı. Küçük başta 600 binden işte 800 bin göçerlere beraber 1 milyona yakın. Yani hem küçük baş hem büyük baş hayvan varlığımızda son 2-3 yıl içerisinde ciddi bir artış var. Bu artış da bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu sene özellikle yem fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak hep yem fiyatlarını vurguluyorum. Hayvancılık için çok önemli bir konudur. Yem fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak da et fiyatlarında da bir miktar bir hareketlenme var. Şu an özellikle damızlık hayvan fiyatlarında yine çiftçimizin arzu ettiği cins, kalite, bizim kültür ırkı hayvan dediğimiz hayvanlarda iyi bir fiyata çiftçimiz alıp satabilmektedir. Ben sürekli et fiyatlarını da takip ediyorum. Süt fiyatlarını piyasada şu an 1.1 liraya çiftçimiz süt satıyor. Yani sanayicimiz de bu sütü alıyor. Bu aslında çiftçimiz için çok sevindirici. Geçen gün Tatvan'da bir işletmeyi ziyaret ettim. Böyle zaman zaman köy ziyaretleri yapıyoruz işletmelerimize. Çiftçimize dedim bu sene nasıl durum nasıl gidiyor? Müdür bey dedi yani Allah'a şükür dedi bu sene şimdi bizim bir kuralımız var. Eğer ki çiftçi sattığı sütten, sattığı sütle yem parasını karşılıyorsa zaten buzağı çiftçiye kalıyor doğan yavru. Yani süt ve yem birbirini karşılıyorsa biz diyoruz tamam bu buzağı parası da çiftçiye kalıyor. Çiftçimizin bana söylediği ifade şu. Müdür bey dedi ben sütümü satıyorum. Yem parasını da, yem masrafları, bakıcı masrafları da çıkıyor. Artı o sütten bana para kalıyor. Artı buzağının parası. Yani hayvancılıkta bu noktaya gelmiş olmamız süt anlamında hakikaten bizleri son derece memnun ediyor. Sorun yok yani, demektir bu yani çok ama büyük işletmeler. Bu işi bilinçli yapan işletmeler. Ben hep bunu vurguluyorum. Yani biz eğer hayvancılığı doğru yapmazsak
bizim bu sektörden para kazanma şansımız yok. Şimdi bazı çiftçilerimiz işte diyor ki müdür bey hayvan fiyatları düşük. Hangi hayvan fiyatı diyorum? Şimdi bakıyorsunuz 5-6 tane doğum yapmış bir hayvan. Hı hı. Şimdi haliyle kasabın ona vereceği veya mezbahanenin ona vereceği değer de ona göre daha düşük olacaktır. Ama bugün besi hayvanı, bakın bu rakamı paylaşıyorum. Yani özel sektörden yayına gelmeden önce ben bu rakamları aldım. Paylaşmamda da bir sakınca yok. İşte 15 liraya, 16 liraya hatta daha fazla miktar telaffuz edenler de oldu. Ben ortalama söylüyorum. Et alacak olan şeyler var. Özel sektörden. Bingöl Et Balık Kurumu Müdürümüz birkaç gün önce beni ziyaret etti. Hem destek de veriyorlar. Yani 15-75 rakamı yanlış vermeyeyim. Fiyata et alacaklarını söylüyor. Yani çiftçimizin bu anlamda bir pazar sorunu da kalmadı. Gerek özel sektör, gerek Bingöl ilimizde bulunan et balık, hatta et süt kurumu diye yapılanmada ismi değişti. Orada da yine hayvanlarını satmak isteyen çiftçiler bizimle irtibata geçsinler. Besilik materyallerini oraya da yönlendirebiliriz. Pazar anlamında çiftçilerimize yardımcı olmak üzere. Gıda hizmetine yönelik alınan numuneler ve denetimlerle ilgili çalışmalar, özellikle elimizin hani yöresel meşhur lezzetlerinden balla ilgili yapılan herhangi bir çalışma var mı? Şimdi az önce söyledim, yani güvenilir gıda bizim özellikle üzerinde durduğumuz bir konu. Tabii biz güvenilir gıdayı ama marketi denetleyerek veya lokantayı denetleyerek, işte pastaneyi, fırını, kasabı denetleyerek, bunlar da var. Bunların denetimini de yapıyoruz. Evet. Ama en başında, yani çiftlikte üretilen, az önce çift dedim ya, çiftlikte çiftçinin kullandığı aşı, kullandığı ilaç çok önemli bunlar. Bunların denetimi çok önemli. Veya tarlada işte domateste, patateste kullanılan ilaç çok önemli. Bunların kayıt altına alınması çok önemli. Reçeteli, bunların yazılması son derece önemli. Yani bu noktaya geldik. Şu an bunları yapıyoruz. Orada kullandığımız kimyasalları da kayıt altına alıyoruz. Evet. Yani tabiri caizse tarladan sofraya kadar veya çiftlikten çatala kadar her aşamada gıda güvenliğini takip eden bir il müdürlüğü, bir Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olarak bunun takipçisiyiz şu an. Bitlis ilinde de 1879 civarında işletmemiz var. Şu an 1663 civarında denetim yaptık. Yani daha Aralık ayı var önümüzde. Denetimler devam ediyor. Yani her işletmeye mutlaka en az bir kez gideceğiz. Evet. Ha, risk esasına bağlı olarak diyelim ki bir imalat yerleri, yani tüketim yerleri biraz daha risk açısından daha az riskli grup, ama üretim yerlerinde daha fazla denetim. Bakanlığımızın da belli zaten bir denetim, bir numune alma programı var. Bitlis ilinde de biz bu programı uyguluyoruz. Marketlerde, lokantalarda, pastanelerde, toplu tüketim bütün yerlerinde, satış yerlerinde denetim yapıyoruz, numune alıyoruz. En önemlisi Bitlis balımız bizim için bir değerdir, bir markadır. Çok önem veriyoruz biz bu markaya, bu değere. Bitlis balına yönelik olarak da ciddi anlamda numune alınıyor. Birçok parametre açısından bunun şekeri vesaire her yönüyle analizler yapılıyor. Allah'a şükür şimdiye kadar bir olumsuzluğa rastlamadık. Artı bal üreticilerimizin, arıcılarımızın daha iyi bir şekilde üretim yapmaları, bunu daha uygun koşullarda pazara sunmaları için bunların işletme kayıt belgeleri, işte etiketlerinin gıda kodeksine uygunluğu, markalaşma yönünde de ciddi anlamda bu arıcılarımıza destek veriyoruz. Tam da işte Bitlis tanıtım günleri malumunuz. Burada arıcılarımızın iyi bir şekilde hazırlanması, uygun bir şekilde katılımının sağlanması anlamında il müdürlüğümüz, Arıcılar Birliği, arıcılarımızda yoğun bir çalışma var. Gerekli şartları yerine getirmesi için yoğun bir çaba
sarf ediyoruz. Evet. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları ne aşamada, neler yapılıyor ve Bitlis ve ilçelerinde hani meşhur olan ürünler var. İşte Adılcavaz'ın cevizi, Hizan'ın fındığı. Bu ürünlerle ilgili herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Tabii ona değineceğim ama müsaadeniz olursa özellikle Alo Gıda Hattı'nı 174'de de vurgu yapayım. Yine Bitlis'teki vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin gıdayla ilgili herhangi bir sorunları olduğu zaman doğrudan Alo Gıda Hattı 174'de tuşlayarak bakanlık canlı operatör var. Başvurularını, şikayetleri neyse alır, ilgili il ve ilçe müdürüne iletir. Biz onun denetimini yaparız. Evet. Yine il ve ilçe müdürlüklerimize de gıdayla ilgili her türlü konuda her türlü şikayetlerini bize iletebiliriz. Evet. İletebilirler. Ona da, düşelim. Ona da bir vurgu yapayım. Çiftçi eğitimleri anlamında bahsettiğim, yani üretim yapacak kitlenin bilinçli yapması, bilimsel yapması çok önemlidir. Bunun öncelikli yolu çiftçinin eğitiminden geçiyor. Bu anlamda çiftçilerimize yönelik gerek köylerimizde, gerek il ve ilçe müdürlüklerimizin toplantı salonlarında, gerek İşkur İl Müdürlüğümüzde yaptığımız protokol kapsamındaki işbirliği kapsamında, gerek halk eğitim merkezleriyle işbirliği içerisinde zaman zaman kurslar, zaman zaman köy toplantıları, zaman zaman işte taziye evlerinde, köy odalarında, yani köydeki uygun herhangi bir yerde çiftçilerimize bir araya geliyor. Teknik personelimiz, bunlara bazen ben de katılıyorum. Toplantılar yapıyoruz, bilgilendirme toplantıları, tarla günleri ve benzeri. Ve yurt dışına fuarlara götürüyoruz, teknik gezilere çiftçilerimizi. En son işte bir Diyarbakır Orta Doğu Tarım Hayvancılık Fuarı, Bursa'da işte Sütaş çiftlikleri, Ceylanpınar'da. Yani birçok daha tarımın gerek kamu gerek özel sektör eliyle olan yerlerdeki model işletmeleri götürüp çiftçimize yerinde gösteriyoruz. Ve il içinde eğer bir çiftçimiz iyi bir örnek yapmışsa, zaman zaman bu işle ilgilenen iyi bir hayvancılık işletmesi varsa, hayvancılık yatırımı yapmak isteyen çiftçimize diyoruz ki şu köyde şu çiftçimiz iyi bir model yapmış. Gelin seninle beraber oraya gidelim. Yerinde, çünkü bizim çiftçimiz esasında gördüğüne inanıyor. Ya biz evet teorik olarak anlatıyoruz ama çiftçimizin gördüğü çok önemli. Çiftçimiz gördüğüne inanıyor. O yüzden biz iyi örnekleri yerinde, domateste de bu böyle, patateste de böyle. Yani birçok konuda çiftçimiz gördüğü modele inanıyor ve biz yerinde eğitim. Şimdi önümüzdeki dönemlerde aslında daha yeni projeler var. İşte tarla okulları projesi. Onlara da inşallah önümüzdeki dönemlerde gireceğiz. Onlarla ilgili vakit buldukça paylaşacağız sizlerle. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize, öncelikle tarım sektöründe bizleri izleyen çiftçilerimize 2014 yılının da 2013 yılı gibi bereketli olmasını, 2014 yılının tüm çiftçilerimize, arıcılarımıza bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Şeref verdiniz, programımıza renk kattınız. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Bülent Korkmaz'ı stüdyomuzda ağırladık. Bitlis'te tarımla ilgili yapılan çalışmaları, projeleri konuşup değerlendirmeye çalıştık. Efendim istemeden de olsa sürçülisan etmişsek affola. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımızın ve diğer programlarımızın tekrarını bitlistv.com adresinden takip edebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte 19.30'da görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.